Herkese selamlar arkadaşlar. Sınava çok az bir zaman kaldı. Heyecan dorukta. Hepiniz çok heyecanlısınız. Kiminiz biraz fazla heyecanlısınız, fazla stresli, gerginsiniz. Biliyorum, anlayabiliyorum sizi. Ben de sınava yakın gerçekten çok heyecanlanmıştım. Hatta bence doğal olan bu, normal olan bu yani. Sonuçta bir üniversiteye giriş sınavına giriyorsunuz. Heyecanlanmamak sıkıntı diye düşünüyorum. Yani heyecanlanmayanın kaybedecek bir şey yoktur. Hani emeği yoktur diye düşünüyorum. Veya bilmiyorum, çok rahat bazı yapıya sahip insanlar heyecanlanmayabilir ama bence mümkün değil yani böyle bir sınavda heyecan yapmamak. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. YKS acısıyla tatlısıyla gerçekten çok meşakkatli, çok emek gerektiren zor bir sınav. Yani aylarca, belki yıllarca yani hazırlanıyoruz. Hepimiz çok büyük emekler verdik. Hayatımızın en güzel yıllarını, en böyle heyecanlı, gezip tozacağımız, eğleneceğimiz, oyun oynayacağımız zamanları masa başında sınava çalışarak bu iş için harcadık. Birçoğumuzun kütüphanesi şey gibi, kırtasiye gibi yani kitapçı gibi. Kitapçılardan daha çok kitabı olan arkadaşlar var. Ha, çözen var, çözmeyen var hepsini. Bazıları böyle çözdüklerini yığıyor, dağ gibi oluyor falan. Gerçekten çok emek harcadık. Çok emek harcadınız. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Bu sınav emeklerin karşılığını veren bir sınav. Lütfen buna inanın arkadaşlar. Evet, birçoğumuz sistemden şikayetçi, sınav sistemi şöyle böyle sitesi ama bu sınav çalışana emeğinin karşılığını bir şekilde veriyor. Alıyorsunuz emeğinizin karşılığını. O yüzden geçmişteki tüm çalışmaları, fedakarlıklarınızı düşünün. Yemediğiniz, yedirdiniz, içmediniz, içirdiniz demeyeceğim. Yani uyumadınız, ders çalıştınız. Arkadaşlarınızla gezmediniz, gezmek istediğiniz halde. Canınız film, dizi seyretmek istedi ama ödeviniz vardı, onu yaptınız. Denemeniz vardı, onu çözdünüz. Yani bu emekler, bu fedakarlıklar boşa değil arkadaşlar. 18-19 Haziran'da tüm bu fedakarlıkların, çalışmaların karşılığını alacaksınız sonuna kadar. Bundan emin olun. Bundan bir sene sonra ya gittiğiniz zaman, hatta bir sene değil belki 5-6 ay sonra gittiğiniz zaman yepyeni bir şehir, yepyeni bir üniversite, yepyeni arkadaşlar, yani kısacası yepyeni bir hayat sizi bekliyor olacak. Şehir dışında okuyanlar için, böyle şehir dışında okuyanlar için yeni bir hayat, şehir dışında için yepyeni bir hayat sizleri bekliyor olacak. Artık sevmediğiniz derslere katlanmak zorunda olmayacaksınız. Yani mesela sayısalcılar fiziği çok sevmez ama üniversite sınavında vardır, şarttır, çalışmak zorundasın. Ama üniversitede sonuçta mimarlık mı istiyorsun? Oraya gitmişsin. Hukuk mu istiyorsun? Oraya gitmişsin. Hani istediğin mesleğe yönelik dersler, hani kolay kolay sevmediğiniz ders çok olmuyor. Nadir birkaç tane orada da çıksa da. İstediğin bölümde, istediğin meslek için artık ders çalışıyor olacaksın. Bu da senin gerçekten çalışmanı kolaylaştıracak ve üniversite hayatı çok daha rahat bir hayat. Yani kimisi gezmeyi, eğlenmeyi, tozmayı seçebilir. Onu seçenler de onu yapacaklar. Onu da ilerleyecekler. Ama lise hayatına göre, bu maratona göre gerçekten çok daha keyifli bir süreç sizi bekliyor olacak. Şimdi 18-19 Haziran'dan bu zamana kadarki uyumadığımız uykuların, çözdüğümüz soru bankalarının, denemelerinin, yaptığımız tüm fedakarlıkların karşılığını alma vakti. Ben sizlere güveniyorum. Lütfen sizler de kendinize güvenin arkadaşlar. Zihniniz açık olsun, kaleminiz keskin olsun. Sınavda, YKS sınavında sizlere başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur, istediğiniz gibi olur. Sınavdan çıktıktan sonra mutlu, huzurlu, kuş gibi şöyle hafiflemiş, her şeyi geride bırakmış bir şekilde. Ufak bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor olursunuz arkadaşlar. Bir kere daha sınavda hepinize tek 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 başarılar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyerek videoyu bitirmek isterdim fakat belki de izleyeceğiniz son YKS videosu olacak. Öyle olsun isterim de. O yüzden sınavda başarılar diyerek bitireyim arkadaşlar. Thank you.